Burası Amerika Birleşik Devletleri. Yanlış, burası Amerika Birleşik Devletleri. Buradaki 48 eyalet artı Alaska artı Hawaii eşittir 50 eyaletten oluşan ABD. Bununla birlikte ABD'ye bağlı olup bir yıldız olamamış topraklar da mevcut. Örneğin Guam Adası. 1898 İspanya-Amerika Savaşı hitamında ABD'ye verilen bu Pasifik Adası 1941'de Japonya tarafından işgal edildi. Ancak 1944'te ABD kuvvetlerince geri alındı. Birleşik Devletler'in bir parçası olan ada her fırsatta Kuzey Kore tarafından tehdit ediliyor. Ancak %30 askeri bölge olan Guam, Amerikan donanmasının hava savunma gücüne güveniyor. Guam, idari açıdan anonim olmayan organize bölge olarak adlandırılıyor. Yani burada doğanların Birleşik Devletler vatandaşı olmalarına rağmen kendi hükümetleri ve anayasaları var. ABD başkanlık seçimlerinde oy kullanamıyorlar. Ancak para birimleri Amerikan doları. ABD'nin bu kategoriye dahil ettiği 3 bölge daha var. Bunlardan Porto Riko, Guam gibi 1898'de İspanyollar tarafından Amerikalılara teslim edildi. Porto Riko, ABD deniz aşırı topraklarının en büyük ve kalabalık olanıdır. Nüfusu 50 eyaletin 21'inden daha fazladır. Bu nedenden dolayı Porto Riko 51. yıldız olacak mı sorusu son yılların en çok konuşulan konularından biri oldu. Eğer eyalet olursa Porto Riko halkı da artık başkanlık seçimlerinde oy kullanabilecek. İşte bu yüzden her dönemin başkanı bu konuya çok temkinli yaklaşmış ve her ihtimale karşı bunu ertelemiş. Kuzey Mariana Adaları da Guam ve Porto Riko gibi savaş sonrası ABD'nin elinde kalan bir bölge. 1944 yılında Japonya'dan ABD yönetimine geçen bu topraklar toplam 15 adadan oluşmakta ama halk bu adaların sadece 3'üne yerleşmiş durumda. ABD bu kategorideki son bölge olan Amerika Virjin Adalarını savaşla değil parayla aldı. Evet, bu adalar için 1917'de Danimarka'ya 25 milyon dolar ödendi. Bu kadar büyük bir meblağ hem de o tarihte tabii ki boşuna verilmedi. Yaklaşık 100 bin nüfusu olan Amerika Virjin Adaları'nda dünyanın en büyük petrol rafinelerinden biri bulunuyor. Bu 4 bölge ABD'nin anonim olmayan organize bölgeleridir. ABD'nin hem anonim olmayan hem de organize olmayan bölgeleri de var. Bunlar Baker Adası, Howland Adası, Jarvis Adası, Johnston Atolü, Kingman Resifi, Midway Adası ve Navassa Adası'dır. ABD ayrıca Kolombiya'nın hakimiyetinde olan ve kuş dışkısıyla korunduğu iddia edilen küçük adalar Bajo Nuevo ve Serranilla üzerinde de hak iddia etmekte. Bu adaların hem kendi hükümetleri hem de ABD anayasasının hükümlerine bir bağlılığı yok. Çünkü bu adalarda yaşayan insan yok. Hatta Kingman Resifi yılın bazı dönemlerinde su seviyesinin bile altında. Bu tabloya eklenecek garip bir kategori daha var. Organize olmayan anonim bölge. Yani ABD anayasasına tam bağlı ancak herhangi bir idari yapı tarafından yönetilmeyen bölge. Palmyra Atolü bu kategorideki tek yer. Burada daimi oturma izni yok. Adadaki yapılar az sayıda geçici ziyaretçilerin konaklaması için inşa edilmiş. ABD'nin deniz aşırı topraklarından ilginç olan bir yer daha var. 55 bin nüfuslu Amerikan Samoası. Burada doğan insanlar diğer bölgedekiler gibi Birleşik Devletler vatandaşı olmazlar. Ama Amerikan uyruklu olarak adlandırılırlar. Amerikan Samoası tarım ve turizm sektöründe gelişmiştir ve Pasifik adaları arasında en yüksek gayri safi milli gelire sahip olanıdır. Amerikan Samoası'nın milli takımı bile var. Hem de bir maçta en fazla gol yeme rekoruna sahip. Where was the keeper? Amerikan Samoası'nın bağımsız bir devletten tek bir eksiği var, o da bağımsızlık ilanı. Başka hiçbir özelliği benzemese de ABD anayasasına tabi olmadığından dolayı Amerikan Samoası hem anonim hem de organize olmayan bölge kategorisine dahildir. Hem Birleşik Devletler'in hem de Kanada'nın üzerinde hak iddia ettiği Machias Seal Adası'ndaki hakimiyet krizi orada doğan insanlar için bir fırsata dönüşmüş. Machias Seal'de doğan bebekler her iki ülkenin de vatandaşlığını alıyor. Tüm bu toprakların yanında ABD'nin tartışmalı biçimde elinde tuttuğu bu yer Küba'nın güneyinde bulunuyor ve Guantanamo kampı olarak adlandırılıyor. Bilirsiniz, terör suçlularının infaz edildiği meşhur Guantanamo. Guantanamo öyle küçük bir yerde değil, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 5 bağımsız devletten daha geniş. Küba 1959'dan beri bu bölgede hak iddia ediyor ancak Birleşik Devletler'in orayı vermeye hiç niyeti yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten çok sayıda ve karmaşık yapılı deniz aşırı toprakları var. Eğer ABD 1994'te Palau'yu, 1986'da Mikronezya Federal Devletlerini ve Marshall Adalarını terk etmeseydi bu 3 ülkeyi de listeye ekleyecektik. Bu arada ABD'nin 1954 yılında Marshall Adalarında bir atom bombası denemesi yaptığını ve bu bombanın Hiroşime ve Nagasaki'ye atılan bombalardan en az 1000 kat daha etkili olduğunu biliyor muydunuz? İşte Birleşik Devletler'in 48 eyaleti artı Alaska ve Hawaii, artı Guam, Porto Riko, Kuzey Mariana Adaları ve Amerika Virjin Adaları, artı hem anonim olmayan hem de organize olmayan 8 küçük ada, artı Palmyra Atolü, artı Machias Seal Adası, artı Guantanamo kampı, artı Palau, Marshall Adaları ve Mikronezya Federal Devletleri. İşte Amerika Birleşik Devletleri. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bir yorum bırakmayı, sosyal medyada paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.